Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın çocuklar. Bir dersimize daha hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir güne sağlıklı bir şekilde gözlerimizi açtığımız için Allah'a şükürler olsun. Sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bugün inşallah birlikte 11. üniteyi işleyeceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Hmm, bir arkadaşınız kitabını almış ama kalemlerini unutmuş. Tamam, önemli değil. Bekliyoruz o halde. Sanırım şimdi hepimiz tamamız. O halde başlayabiliriz. Yok yok, unutmadım. Tabii ki ilk önce duamızı yapacağız. Ama yine de hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bana eşlik edersiniz değil mi? Haydi o zaman hep beraber. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim işimizi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla sonuçlandır. Evet, ben sayfa 72'yi açtım bile. Bugünkü konumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyüyor. Hmm, Bakalım. Aa, tarih şehri de görüyoruz. 571 yılında başlıyor. Ne olmuştu o yılda? Ya hatırlıyordum aslında. Nasıl unuturum? Ah tabii ya. Peygamberimiz Hz. Muhammed doğdu. Sonra aynı yılda annesi Amine ve dedesi Abdülmuttalip peygamberimiz daha sağlıklı büyümesi için onu süt annesi Halime'ye bıraktı. Hatırladınız mı? Bunu kitabımızın 5. ünitesinde işlemiştik. Peygamberimizin çocukluğu ve ailesini öğrenmiştik. Peki 575 yılında ne olmuş? Yani Hz. Muhammed 4-5 yaşlarındayken. Süt annesi artık onu yani peygamberimizi annesi Amine'ye tekrar teslim ediyor. Ama annesiyle bir yıl kaldıktan sonra yani 6 yaşındayken 576 senesinde annesi ölüyor ve artık dedesiyle yaşamaya başlıyor. Peygamber Efendimizin annesinin nerede, hangi köyde hastalanıp öldüğünü hatırlıyor musunuz peki? Neydi o köyün adı? Evet, Evva köyünde. 5. üniteyi çok iyi takip etmişsiniz. Aferin size. İki yıl sonra peygamberimiz dedesiyle yaşıyor. Fakat ne yazık ki onu da kaybediyor ve artık 578 yılından itibaren amcası Ebu Talib'in yanında büyüyor. Amcası Ebu Talib yaz ayında para kazanmak için Şam'a yolculuk yapacağını duyan sevgili peygamberimiz onunla birlikte gitmek istediği için 583 yılında Şam'a yolculuk yapıyor. Şam neresi biliyor musunuz? Suriye'nin başkentidir. Also Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien. Evet sevgili öğrenciler, kısaca kitabımızda bulunan tarih şeridini incelemiş olduk ve böylelikle 5. ünitede öğrenmiş olduklarımız tekrar karşımıza çıktı ve bilgilerinizin pekişmesine yardımcı oldu, öyle değil mi? Şimdi hemen yanındaki sayfada, also auf der Seite 73, Şeyma'nın günlüğü yazıyor. Also das Tagebuch von Şeyma. Aber wer war denn Şeyma? Kennen wir sie? Ya, ihr habt schon mal von Ama eminim ki kim olduğunu söylesem biliyorduk tabii ki hocam diyeceksiniz. Peygamberimizin süt kardeşlerinden biri desem bak ne dedim? Hemen hatırladınız. Hz. Muhammed'in süt kardeşi Şeyma'nın günlüğünde peygamberimiz hakkında bazı güzel bilgiler var günlüğü aileleriniz veya kardeşlerinizle okuyacağınızdan hiç şüphem yok. Ama kısaca sizlere bir özet geçmek isterim. Tabi siz de isterseniz. Duymadım. Tamam o halde anlatıyorum. Şimdi Şeyma 571 yılında süt kardeşi Muhammed'in artık onların yanına geldiğini anlatmış. Aynı yılın zilkade ayında ise peygamberimizin ilk dişinin çıktığını yazmış. Yaklaşık bir yıl sonra yani 572 yılının Rebiül Evvel ayında Hz. Muhammed artık yürümeye başlamış. Yine aynı yılın Şevval ayında ise Şeyma'nın diğer kardeşi Abdullah ve süt kardeşi Muhammed ilk defa dışarıda koşuşan keçilerin peşinden koşuşturmuşlar. 573 yılında ne olmuş biliyor musunuz? Peygamberimiz artık konuşmaya başlamış. Ne güzel değil mi? Ve bundan bir sene sonra üç kardeş yani Şeyma, Abdullah ve Muhammed saklanmaç oynamışlar. Ama peygamberimiz o kadar iyi saklanmış ki Şeyma kardeşini kaybetti diye çok korkmuş ve ağlamaya başlamış. Siz de kardeş veya arkadaşlarınızla saklanmaç oynuyor musunuz? Yoksa başka oyunları daha mı çok seviyorsunuz? Ben de saklanmaç oynamayı çok seviyorum ama nedense her saklandığımda hemen buluyorlar beni. Neyse, bakarsınız ben de sizden taktikler alırım. Ama bunu daha sonra konuşalım. Çünkü şimdi tekrar dersimize dönmeliyiz. Sayfa 74 ve 75'i açabiliriz. Also die Seite 74 und 75. Hani sevgili çocuklar demiştik ya 578 yılında peygamberimiz artık amcası Ebu Talip'le yaşamaya başlıyor. İşte size kısaca amcasını da tanıtmak istiyorum. Sonuçta uzun yıllar onun yanında kalmış öyle değil mi? Bilmemiz ve öğrenmemiz gerekir. Amcası Ebu Talip'in ailesi kalabalıkmış ama çok da zengin değillermiş. Hz. Muhammed her durumda amcasına ve yengesi Fatıma'ya yardımcı olurmuş. Bazen ev işlerinde, bazen ise çobanlık yaparak onlara yardımda bulunurmuş. Bir gün amcasının yaz ayında para kazanmak için Şam'a bir yolculuk yapmak istediğini duymuş. Ama Şam o kadar uzaktaymış ki belki oraya varmak aylar sürebilirmiş. İlla ki peygamberimiz de amcasıyla gitmek istemiş. Amcası pek razı olmasa da sevgili yeğenini kıramamış ve bu isteğini kabul etmiş. Mekke'den yola çıkmışlar. Bir süre sonra Şam yakınlarında bulunan Busra isimli bir yerde mola vermişler. Orada Bahira isminde bir Hristiyan rahip hepsini yemeye davet etmiş. Bahira, Tevrat ve İncil kitaplarını daha önce okuduğu için çok iyi bilirmiş ve ileride bazı özelliklerini bildiği bir peygamber geleceğini öğrenmiş. Muhammed'le biraz sohbet ettikten sonra onda o özelliklerin bulunduğunu fark etmiş ve hemen peygamberimizin amcasının yanına gidip beklenen peygamberin Muhammed olabileceğini söylemiş ona. Şam'da ona zarar verebilirler endişesi olduğu için yeğenini oraya götürmemesini tavsiye etmiş Bahira. Tabi amcası bu uyarıya dikkate almış ve Mekke'ye geri dönmüşler. İşte böyle sevgili öğrenciler. Sadece amcası Ebu Talip değil, yengesi Fatıma da peygamberimizi çok severmiş. Ona zarar gelmesini tabii ki de istemezler. Öyle değil mi? Ne güzel. Artık amcası Ebu Talib'i de tanıyoruz. Şam'a gitmek isterken yaşadıklarını da. Ve hemen saate bakıyorum. Oo, süremiz de dolmuş. Ne çabuk bitti bu dersimiz, değil mi? Aa, bir şey unuttuk. Son sayfada ne olduğunu gördünüz mü? Sayfa 76'da Mesnevi'den ders aldım ilahisi var. Hiç daha önce dinlemiş miydiniz? Ben dinledim ve çok severim. Sizin de mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. YouTube'a yazarsanız hemen çıkıyor zaten. Açıp sizler de eşlik edebilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadar. Çünkü bir dersimizin daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı ve bereketli günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Camiye gidiyorum ders kitaplarımızı zsu-shop.de sayfasından veya caminizin en yakın setsu kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.